Ya futbolsuz kalmak bayağı sıkıntılı bir süreç. Yani biz çünkü kendi enerjimizi, kendi stresimizi futbolda atıyorduk. Aç hissediyorsun, futbolu aç hissediyorsun kendini. Yani hani yetmiyor ya, televizyondan izlemek yetmiyor. Kredi kartlarına yüklendik, kredi çektik. Bayağı bir açığımız oldu. 3 tane çocukla da geçinmek, bir de askeri ücretle bu hayatta zor. Karşı tarafı memnuniyet. Karamel, çikolata. Çikolata, karamel gibi. Futbol benim için aslında ufaklıktan başladı. Çocukluğumdan böyle top oynuyordum. Hep kaleciyim. Çocukken sokakta başladım hani 7-8 yaşlarında. Ne zamandan yani kendim bildim bileli aslında futbol oynuyorum. Futbol benim 13 yaşımdan beri hayatımda olan bir şey. Kaleci olarak 13 yaşımdan beri hayatımda olan bir şey. Aslında hani kalecilik yoktu. Sonra yaş ilerledikçe biraz boy falan da atınca gelişti işte kaleciliğimiz sokaklarda. Valla ben kiralık kaleciliğe nasıl başladım? İstanbul'a geldim, dediler ki kalecilere para veriyorlarmış. Ercan beni bu yola düşürdü. Öyle başladım diyebilirim. Kiralık kaleci 2012 yılında aslında biz başladık. İki arkadaş başladık biz bu işe. Halı sahalarına falan gidiyorduk maçlara. Para almıyorduk. Eldiven parası, işte ayakkabı parası falan derken böyle ufak bir yan gelir elde ettik. Bunu diğer arkadaşlarla paylaştık. 25 yaşına kadar sahalara para vererek oynadım kaleciliği. 25 yaşından sonra işte büyüklerim para almadı, öyle oynadım. 30 yaşından da sonra para kazanmaya başladım. Daha sonrasında baktım halı sahalara gidiyoruz. Yani hep bir kaleci eksikliği, hep bir kaleci kıtlığı mevcut. Gidiyorsun 10 numara top oynuyorsun ama kalecin kötü. Bir gol yiyorsun saçma. İçeride harcamış olduğun efor boşuna. Millet forvette, özellikle halı sahalarda biz para veriyoruz, neden kalede bekleyelim düşüncesiyle insanlar hareket ediyor ama. Yani kaleyi kül fiyat olarak görüyorlar. Geçmek istemiyorlar. Biz gidiyoruz. Daha sonrasında memnun kalıyorlar. Memnun kalmayan da oluyor. Normalde 60 lira geliyoruz biz. Fiyatları çok bulam oluyor. Kimseyi üzmek, kimseyi kırmamak amaçlı. Pandemiden önce haftada yaklaşık bir 10-12 maçım oluyordu, rahat oluyordu. Haftada bir 15 maça falan kadar çıkıyoruz. Akşam işi olmasa ben 4-5 maça falan çıktığım oluyor. Pazartesi 2, salı 3, çarşamba 3, perşembe 2, cuma 2, cumartesi dinleniyordum. Pazar 4-5 artık. Haftada 4'ü buluyordu. Haftada 4, bazen 5'i buluyordu. Çok ciddi gelir kaynağı değil, zaten bunun yarısı yola gidiyor. Yani bir saat üst üste maç oldu mu kârdasın. Maç ayrı yerlerdeyse, şimdi buradan çıkıyorsun, diğer maç etmek için yeri göre taksiye biniyorsun. Araba olsa bile gene yakıt masrafı var. Geliri çok yüksek gibi gözüküyor ama giderlerin daha fazla oluyor. Eldiven giderin, ayakkabı giderin. Çünkü yıpranıyor yani, eldivenlerin hali belli zaten. Yani yıpranıyor, yıpranan bir şey olduğu için şeyde kalmıyorsunuz, kârda kalmıyorsunuz yani. Oğlum bir arkadaşıyla gir. Kalecilik büyük bir nimet yani, böyle asgari ücretle çalışanlar için, hakikaten yani bizim için gerçekten büyük bir nimetmiş yani, bunu pandemide anladım. Ben bu kiralık kalecilikten aldığım paraları bir banka hesabında biriktiriyorum. Çevremizde bildiğimiz, tanıdığımız veya yaşadığımız ilde olan, maddi durumu kötü olan çocukların bayram kıyafetlerini, okul ihtiyaçlarını buradan sağlamaya çalışıyorum. Ne kadar kazanırsak o kadar insana ulaşabiliyoruz. Pandemide kazanamıyorsak bu sefer kendi bütçemizden kısıyoruz gene insanlara ulaşabilmek adına. Bu sefer de ister istemez sayı etkileniyor kazanç olmadığı için, öyle diyelim yani. Ben aslında tabii ki bir açıdan finansal bir getirisi de mevcut. Bunu göz ardı edemeyiz. Ama spor. Hani ben şeyi düşünüyorum. Evet, bir saat boyunca kaledeyim ama ben kalede armut gibi durmuyorum sonuçta. Sağa koşuyorum, sola koşuyorum, arada çıkıyorum, konuşuyorum. Devamlı bir aksiyon içinde oluyorsun ve bu da spor. Ya kaleci olmanın aslında püf noktası çok önemli. Ya futbolcu gibi değilsin yani. Çıkıp da sahaya topa vurmak değil aslında. Önemli olan onu kurtarmak. Kurtarı kendine birazcık da böyle jeneriklik kurtarmak aslında. Bende tam tersi bir durum var. Ben kalede daha çok zevk alıyorum. Yani bir forvetin vurduğu top, gol diye beklerken elimde kalması bana verdiği duyguyu yani tarif edemiyorum. Öyle değil.
bir pozisyon olur, topu çıkardığında, ikinci pozisyonu çıkardığında böyle bir hani bravo kaleci diye bağırdıklarında o insan o havaya giriyor yani. O hava yetiyor insana. Senden Muslera performansı bekliyorlar. Diyorlar ki yani ya o da yenir mi? Ama yenir. Yani bu kalecilik. Her topu kurtarabilecek olsak zaten halı sahada görev almayız. Şimdi forvete bakıyorsun. Sağlam bir forvet vuracağı yeri bilir. Ama bazen de bir bakıyorsun hani öyle bir toplar geliyor ki süreçle ilgili. Diyorsun ki yani o top oraya nasıl gitti? O top oraya nasıl gidebilir? Gibi. Şimdi hiç bilmediğin bir yere yani telefonla sadece konuşmuşsun. Gidiyorsun maça, kimseyi tanımıyorsun. Gittiğin bir maçta kavga oldu. Adamlar elinde satır bıçakla çıktı. Ne yapacağını bilmiyorsun. Hani yabancısın. İşte kimisi sana sert davranıyor. Kalecisin işte tutacaksın. Nasıl tutamıyorsun? Hani oluyor yani. Kalecinin sıkıntıları zaten hep var. Kaleci mesela hiç beklemediğin anda top gelebiliyor. Adamın penaltısını kurtardık diye kavga çıktı. Yani ben kaleciyim, bundan dolayı bana dedim para veriyorsunuz. Vay efendim penaltıyı nasıl kurtarırsın? Ondan sonrası zaten bir daha onların maçlarına gitmedik. Şimdi bekliyorsun ki şimdi defansın en azından 3 kişi durması gerekiyor. Ay bir bakıyorsun defansta 1 kişi 110 kilo. Allah'ını seven defansa gelsin. Sonra bana diyorlar sen kaleci ne yapıyorsun? Ne yapabilirim ki? Hani orada 3 kişi geliyor bana. Orada yapabilecek hiçbir şeyimiz olmuyor. Öyle anılarımız oluyor yani. Atlayan arkadaşlarımız hepsi bir nevi kurtarışlarının peşindeler, öyle söyleyeyim. Bizler evden çalışmaya başladık. Pandemiyle beraber benim bir de küçük minik bir kızım dünyaya geldi. Hani bir açıdan bakıldığında devamlı yan yanayız. Hani o açıdan iyi. Ya pandemi şöyle herkes etkilediği gibi etkili aslında. Bir Covid geçirmiş olarak hem Covid de atlatmış oldum ben. Pandeminin başlamasıyla beraber alışık olmuş olduğumuz, birçok gündelik hayatımızda sürdürebildiğimiz birçok şeyi yapamıyoruz. Pandemi kısıtlama. Yani seni sokaktan kısıtlıyorlar, işte dediğin gibi futboldan kısıtlanıyorsun, yaşamdan kısıtlanıyorsun. Yani seni her şeyden kısıtladılar yani. 6'da işten çıkarız, gece 1-2 eve giderdik. Şimdi evden çıkamıyoruz. Ya 3 tane çocuğum var, onunla ilgileniyorum mesela ama hani sürekli evde çocuklarla ilgili, çocukları dışarı çıkarmak istiyoruz. Çıkamıyoruz, parka gitmek istiyorlar, gidemiyoruz. Ya futbolsuz kalmak bayağı sıkıntılı bir süreç. Yani biz çünkü kendi enerjimizi, kendi stresimizi futbolda atıyorduk. Hani her ne kadar kaleci olsak da sonuçta yapmış olduğumuz bir spor var. Aç hissediyorsun, futbola aç hissediyorsun kendini. Yani hani yetmiyor ya, televizyondan izlemek yetmiyor. O sahnenin içinde olmadığın müddetçe, o hissiyatı yaşamadığın müddetçe yetmiyor. Yani sahaya girdiğimiz zaman bir an dünyadan uzaklaşıyorsun, sahanın içindesin, kafanı boşaltıyorsun, diğer dünya işlerini hiç düşünmüyorsun. Sadece işte o top gelsin, atlayayım, şöyle çıkarayım, hani o şeye giriyorsun. Kısıtlamalar hani normal gelirli ya da hayatını sürdüren insanlar için bu kısıtlamalar bir hayli zorlayıcı oldu. Almış olduğumuz ücretlerle hani mutfak masraflarını falan karşılıyoruz ailemizin. Hani şimdi onlar yok. Aldığınız zaten askeri maaş. Bununla geçinmeye çalışıyorsunuz. Hele bir çocuğunuz varsa bu ikiye katlanıyor. Kredi kartlarına yüklendik, kredi çektik. Bayağı bir açığımız oldu. Bayağı bir zorladı bizi yani. Yani AVM'ler açık, spor salonları açık. Bunların hepsine baktığınızda kapalı alan. Ki halı sahalar açık alan, bulaşı riskinin daha az olduğu bir yer. Akşam 7'ye kadar açık diyorlar. Zaten halı sahalar akşam 6-7'den sonra iş yapan bir şey yani. Bir türlü mantığa sığmayan bir şey bana göre. Sokakta çocuklar köşe başlarında takılıyorlar, oturuyorlar. Yani gelip burada top oynasalar hem onlar için de yararlı. Spor yapmış oluyorlar. Hem bir nevi yani biz de kaleciler olarak ek gelir de kazanıyoruz. Bunun değişmesi lazım yani. Bu konuda bir düzenleme getirilmesi gerekiyor. Killer hani bizi duyarlar mı? Sesimize ses olurlar mı bilmiyorum ama bir şekilde cevap bulması gerekiyor bu soruların aslında. Valla sabırsızım. Çok sabırsızım. Zincirle bağlı olarak. Halı saha açıldığı gün eve girmemeyi düşünüyorum. Bütün maçlara gideceğim. Öyle gözüküyor.
uzun bir süredir sahaya çıkmıyorsun, top oynamıyorsun. İlk çıktığın maçta da ister istemez kötü bir performans sergileyebiliriz. Şimdiden gideceğimiz ilk maçtan dolayı arkadaşlar kusura bakmasın. Sıkıntı yaşamayalım yani.